Selamlar sevgili geekler. Artık Ok Yay'dan çıktı ve bu dizi devam etmeye devam ediyor. Bu bölüm... Kaç kere daha böyle açacaksın bu programı? Hiç de değil. Bunu ilk defa söyledim gibi geliyor. Hayır, daha önce demiştin ya. Gerçekten. Evet, nerede demiştik? Hatırlayan falan varsa yorumlara ne olur yazsın. Okey, o zaman haftaya başka bir şey düşünürüz. Ben bu bölüm eğlendim açıkçası. Ha bu arada pardon, iki bölüm. İki bölüm geçen konuşuyoruz. Geçen hafta konuşmadık. Bu hafta ikisini birden en azından bir önceki haftanın bölümünden de bir iki bir şeyden bahsedeceğiz. Bir önceki bölüm bence iğrençti. Bu bölüm fena değildi diye düşünüyorum. Sen nasıl düşünüyorsun? Bir önceki bölüm yani evet. Ben bu bölümde de sıkıldım. Öbüründe de sıkıldım. Ne abi, söyleyeyim. Bir önceki bölüm WCW'nun böyle patronu hani... Bayağı tuvalet ya. Subliminal mesajımızı aradan dikkatini şey yaparsan hiç subliminal olmaz. Gayet biliminal olur. Neyse. Patronu şey demiş herhalde. Arkadaşlar demiş. Bu işte silah registration politik konuları hakkında bir mesaj vermemiz lazım. Araya bununla ilgili bölüm sokuştursak olur mu demiş herhalde yani. Nereye gidiyorsun? Tamam okey. Yani... yani evet yani. Yani çünkü abi bir kere hani her karakter sırayla bu konudaki fikrini bir anlatacak. Çok güzel. Münazara programı izliyoruz. Hoş geldiniz hayatımıza. Bir de hakikaten ya TRT 1 gibiydi yani bu bölüm. Evet bir de hani şey bir de arada Felist'i böyle münazaraya yönetiyor. Ya bu muhabbetlere girmeyelim falan. Çünkü sebebi şu falan. Yani ne bileyim bütün bölüm konu oydu ya. Başka geri kalan her şey bahane gibiydi o bölüm yani. Tabii tabii tamamen ya. Flashback de tamamen bu konuyla alakalı. Wild evet Dog. Evet. Wild Dog'un oyunculuk konusunu nasıl buluyorsun? Oyunculuk konusunu yalnız. Oyunculuğunu nasıl buluyorsun? Abi yani biraz ortalama evet haklısın yani. Ortalama mı? Ortalamaya hakaret etmiş oluyorsun. Valla bence bu dizinin başrolü olan tam sakin ol ortalama. Böyle çocuk onu yapıyor. Anladım ama işte şey zaten neydi bizim Arrow oynayan adam? Steven Amell. Onun da oyunculuğu fena ki yani zaten. Onun oyunculuğu artık çok gözüme batmaya başladı benim ya. Özellikle Mayer halleri yani inanılmaz kötü olmaya başladı gözümde. Fakat bunu yapmalıyız. Durmadan kaka yapıyor gibi adam yani. Bir rahatlayamadım. Evet ya. Yani bu kadar ucunda mı oynuyor acaba? Yani bu oyunculuk şeyi mi anladın mı? Method acting, kaka varmış gibi. Arkadaşlar ben 16 tane donut yiyip üstüne kahve ve sigaramı içtim. Başlayabiliriz çekime falan diyor. Her bölümden önce olabilir. Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Sence Wild Dog'un geçmişindeki hikaye silah konusunun... Yani adamın savunduğu mesajı vermeye yetiyor mu sence? Ne alakası var değil mi? Evet gene... Silah keşke yanıma alsaymış beni. Yine içeri gidip şey yapıyor. Ve silah yüzünden karısı ölüyor ya. Evet abi. Ben böyle o an hani şey çıkacak zannettim ya. Wild Dog böyle bir çeşit iki yüzlük içerisinde falan çıkacak zannettim ama. Yok yok. İki yüzlük içerisinde olan gene senaristlermiş yani. Bize öyle deyip böyle yapıyorlar falan. O öyküden ben olsam silah yasaklanmalıyı çıkarım yaparım yani. Ben de onu çıkarttım bu arada. Çok acayip. İşte orta yolu bulmalıyız. Orta yol işte ne güzel anlaştık falan diye sonra o nereden çıktığını anlamadığım kadın da geldi ve böyle. Abi. Bütün gece buradayız yemek söyleyelim mi? Arada biraz yeşiriz belki falan diye yaklaştığı kadın. Bu kadar vulgarlaşmaya ne gerek var canım ne alakası? Ben vulgarlaşmıyorum. Oliver Queen içinde vulgarlaşmıyorum. Ben sana şunu söyleyeceğim. Şimdi bunlar silah yasası işte özgürlük ve şey bir yandan da kendimizi korumak. Bu Amerika'nın yıllardır tartıştığı özgürlük işte Patriot Act'ler bilmem ne bir muhabbet zaten falan filan. Bunlar bu tartışmayı koydular dizilerine tamam mı? Evet. Ve de bölümün sonunda bu tartışmaya bir çözüm buldular abi. Bir yasa çıkardılar hem özgürlükleri bozmuyor hem de silahı kontrol ediyor. O yasayı verdiler o yasa geçecek. Sen o yasayı anladın mı? Ne oluyor? İşte o mucize yasa ne peki? Ne bir detayı falan ne ki oğlum bize söyle biz de gerçek hayatta yapalım yani. Allah Allah bu kadar kolay mı yani süper güç. Hadi tamam herif nasıl uçuyor abi uçuyor orasını karıştırma okey. Ama yani bu muhteşem yasa nasıl oluyor abi oluyor da onun süper gücü mü yani bu mu yani? Yasa olsun işte. Bilmiyorum abi. Neyse. Muhteşem bir yasa, regülasyon veya neyse işte. Ya, bu bölümün öbür küçük konusu olan öbür işte ailesi taranarak öldürmüş. Ondan sonra da ailemi taradılar bari ben de insanları vurarak öldüreyim. Hadi bir hastaneye dalayım sonucuna varan müthiş adamı nasıl buldun? Ve Oliver da bak sen de öyle bir adam değilsin kardeşim bak. Gel şurada bir sigara iç, bir soluklanalım ya diye. Abi ben en çok neye üzülüyorum biliyor musun bak? Buna benzer sahnelerde böyle konuşarak diplomasıyla işte elinde silah tutan adamı ikna edersin. Bu başka filmlerde, dizilerde de olmuş bir şey. Onu ikna ettikten sonra adam böyle ağlayarak silahını yere atar ya.
Ondan sonra SWAT ekibi gelip bunu hodo 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 falan diye gözaltına alırlar. Evet. O an kendini büyük şey ihanete uğramış hissetmez mi adam ya? Ben adamın yerinde olsam tamam bir dakika ya işte şey yapıyorum, işbirliği yapıyorum falan diye bir bozulmaz mı yani? Mayor falan, Oliver Queen o kadar ikna etmiş merak etmeye bak ne güzel olacak her şey bıdı bıdı falan demiş. Ben en çok buna takılıyorum, buna üzülüyorum. Boş ver artık, ne üzülüyorsun bu diziye? Geç. Gelelim sonraki bölüme. Evet. Çok fazla şey yapmayalım. Bu bölüm neler oldu? Bu bölüm her ırk ve her cinsten bir kızın isyan çıkarabileceği bir takım oluşturulan ve de yani şeylerden ne o mahkum transfer otobüsünden kaçmak ne kadar kolaymış dedirten bir evet bölüm izledik. Ben hapse girecek olsam hayatta korkmam artık yani. Tabii canım. Görevliye derim ki şşt şşt baksana. Ben sizinle konuşamam. Benim sizinle konuşmam yasak. O yüzden aranıza gelip beni öldürmenizi bekleyeceğim. Şey falan gidip. Da değil. Hani böyle çilingir bir şeyle zincirleri boşaltmış falan da değiller. Yani o muhafız hakikaten ne kadar dangalak yani. Böyle bir tuzağa düşünür mü? Bir de hakikaten insan bir otur yer falan der. Hani bizim sizinle kaynaşmamız yanlış yalnız falan diyor adam yani böyle. Yani yazmaya üşenmişler herhalde replikleri yani. Ya da yani yazarken adamın kafası çok iyiydi. Bizimle kaynaşmamız yanlış yalnız diye yazmışlar. Aynı zamanda kalem o yüzden yazıyor. Ama bence bunun haricinde bu bölüm heyecanlı ve fena değildi ya. Sen sevmedin mi? Ya kızların hiçbir motivasyonu yoktu. O kısım beni hiç aydınlatmadı. Anladın mı yani? Ya hiçbir motivasyonu yoktu. Ha şey için değil mi? Yani? Başkaları suç işliyorlarsa ben de işleyeceğim yani. Böyle bir şey bulmuşlar yani. Bir de şey kötü bence. Ne onun adı? İşte siz hani birileri buna bağırdı galiba bizim Quentin. Bu kadar parayla ne yapacaksın? Tatile mi çıkacaksın falan dedi. Hayır, şehri ele geçireceğiz dedi. Gerizekalı mısın ya? Nereden çıktı şimdi kardeşim? Al 2 milyon dolar mıdır nedir işte? Kaç git şeye. Başka şehre git ya. İçinde süper kahraman olmayan şehre git. Bir de kamyondan adamlar inip saldırdı ya en sonunda. Onları nasıl ikna etmişler ki? Abi siz gelin bak. Olay olacak. Para vallahi vereceğiz size. Vallahi vereceğiz. Kim gelir ya? Dalga mı geçiyorsunuz dersin ya. Canın pahasına polis, SWAT team falan geleceksen 5 kuruş verecek vermeyecek belli değil. Önce bir parayı koklat dersin ya. Bir de yani şeylere dalıyorsun yani. Bu şehrin efsanesi olmuş Green Arrow ve Mr. Terrific'e dalıyorsun yani. Düşün artık yani. Ki şeye de ben biraz takılmadım değil. Yani bölüm güzeldi diyorum ama. Bu bir tane işte Arrow'un peşinden gelen bir özel askeri şey polis birliği oluşturulmuş. Ay Allah'ım ya. Onlar niye kızların kaçmasına bu kadar göz yumarak hareket ediyorlar ki yani? Bırak onları falan hani bu kadar da lavabalı. Önemli olan Arrow. O çünkü polis katili. Tamam okey yani. Öbürleri ne? Evet öbürleri de yani aynı onlar da muhafızlar yazık. O herif zaten kötü belli ki muhafızdı işte hani milletin otobüsten kaçmasına sebep oluyordu. Zaten işini bozdu. Bu ilk de değil belli ki anladın. Onun defterinin dürülmesini kimse umursamaz. Şoförün ne günahı vardı o öldü. Kafasına sıktılar yazık. Abi işte yazık ne bileyim. Yapacak. Abi bölümün tek iyi yanı Cupid karakterinin it's Cupid stupid dememesiydi bence yani. Evet ben hatta bu herhalde o değil dedim açıkçası. Hayır oydu. Çok şükür kalp onu. Şeklindeki oklarını şey yapamadın mı? O kadar fakir ki başka zaten oku yok. Milletin üstünden durmadan ok topluyor. Böyle böyle az en hardcore level'da oynanılan RPG gibi kız anladın mı? Böyle bütün okları çıt 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 topluyor orada yani. Kız mantıklı abi ne yapsın? Hapisten yeni çıkmış hakikaten de neyse. Dediğine bir şey diyemiyor. Yani ne küpit stüpit demedi iyi olmuş. Bizim bazı videolarımızı izliyor belli ki WC. Neyse. Flashbackler nasıldı sence? Anatoly'nin kovarla anlaşma yapan öbürü Bratva mensubundan kaçışı. Ya aslında ne bileyim. Oraları fena değil gibi. Oralar böyle bir 3. sınıf aksiyon filmi şeyinde evet. İlerlemeye devam ediyor. Yani geçen sezon flashbackler o kadar kötü ve gereksizdi ki. Evet. Bu sezon hani en azından onunla kıyaslayıp şey diyorsun. Daha yani, gerçekçi ya işte. Evet bir de böyle en azından ilgimizi çeken bir senaryo oluştu orada. Bir de böyle daha dolaylı ve kompleks bir şekilde günümüze bağlanıyor. Hani o fena değil dedirtiyor bana bilmiyorum. Bir de Anatoly çok çok sempatik adam. Evet onu seviyoruz. Yazık. Yazık. Anadolu. Öyle. Başka bir de aslında başka çok daha fazla önemli şey olması lazım. Bizimkinin mesela şeyi bitti. Mayor'lığı tehlikede şu an. Evet doğru. Acaba öbür kızcağızın işini çöpe attı. Çöpe attılar. O kız konusunda da yani Oliver ona yalan söylüyor ya pat diye ben Arrow değilim falan.
bu konuda ne yapacak ki Arrow eninde sonunda? Yani uzun vadede ne planlıyor sevgililerine falan? Ben söylemeyeceğim. Bir sene sonra söyleyeceğim. Hani benden ayrılır. Tabii normal bir şey bu. Olsun, yapacak bir şey yok falan. Böyle mi düşünüyor yani acaba? İşte yani geçici seks herhalde. Böyle bakıyor. Ha, zaten o da uzun vadeli düşünmüyor ilişkiyi. Öyle tabii, tabii, one night stand şeklinde diyorsun. Tabii bence yani biraz hani kardeşle falan kızdı, sonra sen de anama benziyorsun falan filan gibi yanına gitti ya. İşte niye? Ya ne bileyim ama çok şey geliyor artık. Arrow bu sezon ne güzel başlamıştı. Şimdi hiç o tempoyu yakalamıyor. Birazcık Prometheus'u coştursalar da onu izlesek diye bekliyorum. O da işte onun anasına gidiyorlar. İşte onun anası da bayık. Evet, oradan da bir şey çıkmadı sonra doğru düzgün. Doğru söylüyorsun. Valla sanki bir şeyler daha vardı bu bölümde konuştuk ama inanç aklıma gelmiyordu. Bakayım notlarımda yazıyor muymuş. Kızlar rengarenk demişim. Evet. Ha, neyse yok bir şey ya. Bakın. Yok işte yani bir de işte o Green Arrow iyi falan filan diye polisin konuşma mevzusu var Oliver Queen'le. Oliver Queen olduğunu da anlamıyor mu adam? Geri zekalı olması lazım yani onun. Ya değil mi ya, hakikaten şu kadarcık şey. Adama gidiyor ki Arrow ya iyi ama yani ben iyi aslında, tanışıklığımız var diyor. Koskoca sen mayor'sın. Evet, evet. Ve gidip de işte polis şefine diyorsun ki işte ya... İyi ya, siz ona boş verin. Yani polis öldürdü ama o hakikaten isteyerek yapmadı bak. Ben kefilim. Ben kefilim, evet doğru. Bayağı şey o yani. Sana ne dersin bir yani? De, hayır, bir de yani karşına çıkıyor şey tekrar Arrow haliyle falan. Sakalı aynı, yapısı aynı, böyle tenin rengi aynı, aynı falan. Biraz uyanmaya başlarsın sanki ya. Bir şüphelenirsin yani en azından. Abi gazetelere Arrow fotoğrafı da satmaya başlayacak mı yakında? Başlayacak gibi. Başlayacak. Zaten bir tane gazeteci kadın da vardı. O gazeteci kadını işinden ettiler. İşte Arrow'un düdüklediği oydu. Bu Arrow iyi bir adam değil. Neyse abi, bizden bu kadar. Arrow'dan da bu kadar. Abone olun. Seyir zevki sizinle olsun. Ayrıca şey aşağıya yorum yazın falan. Beğenin, paylaşın. Geek Yapar oyun var. Ona da abone olun. Ona.